Seni yine kaybettim sandım. Ben bir an bile kuşku duymadım. Nerede olursam olayım, başıma ne gelirse gelsin, gelip beni bulacağını biliyordum. İki elim kanda da olsa, kaftanın ardında da olsan yine bulurum seni. Bir kere yaşadım o acı, bir daha asla. Var. Doktor Cemal. Dur. Doktor baktı zaten, bir şeyim yok. Canın çok yandı mı? Bir anda buramda yoğun bir acı hissettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Neva, o iyi mi? Burada mı? Ben hemşireye sordum ama bir şey demedi. Onu görebilir miyiz? Yoksa ona bir şey mi oldu? Neva'dan henüz haber yok. Ama herkes onu arıyor. Mutlaka bulacağız. Ya ona bir şey olduysa? Şimdi öncelikle seni düşünmemiz lazım. Kaygılanma. Onu bulmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Buyurun, sizi dinliyorum. Suç duyurusunda bulunacağım. Kimin hakkında? Orhun Demirhanlı. Şikayet konusu nedir? Kız kardeşim. Neva Demirhanlı. Kendisinden haber alamıyoruz. Onunla birlikte Hira Demirhan'ı da kayıp. Hira Demirhan'ı. Orhun Demirhan'ın eşi. O mu? Eski eşi. Peki beyefendi, siz bu şahısların kaybolmasından Orhun Demirhan'ı mı sorumlu diyorsunuz? Neva'yı kaçırtan Orhun Demirhan'ı olduğundan emin. Karısını da şüpheleri üzerine çekmemek için kaçırtmıştır. Bu tür entrikalı işlerde gayet mahirdir. Çıkarı için her şeyi yapabilir. Yalnız beyefendi, bu söyledikleriniz çok ciddi ithamlar. Orhun Demirhanlı gayet saygın bir ailenin üyesidir. Çok sevilen bir iş adamıdır. Ayrıca devlet kademelerinde de çok seveni vardır. Eğer bu söylediklerinizi ispatlayamazsanız başınız çok fazla ağrır. O yüzden size bir daha soruyorum. Emin misiniz? Ben de bir Demirhanlıyım. Soyadımızın gücünün farkındayım. Ama ne yazık ki kendisiyle tek ortak noktamız soyadımız. Diğer konularda hasımız. Husumet konusu nedir? Miras, süren bir davamız var. Tüm bunlar hakkımızı aradığımız için başımıza geliyor. Kız kardeşimi koz olarak kullanıp bana geri adım attırmaya çalışacaklar. Eminim yani. Neva'nın kaçırılmasının tek sorumlusu Orhun Demirhanlı'dır.
Beyefendi, şahsen bu söyledikleriniz bana çok inandırıcı gelmedi. Ama yine de söylediklerinizi işleme alacağım. Anlayamıyorum. Neva'yı kim niye kaçırır ki? Sen Cihangir Bey'le konuştun mu? Konuştum. Ama pek de keyifli bir konuşmaydı diyemem. Evet. Evet benim. Sebep? Tamam. En kısa zamanda geleceğim. Neva'yı mı bulmuşlar? Karakoldan aradılar. Bir şey söylemediler. Uğramamı istiyorlar. Seni eve bırakayım, ben de karakola geçerim. Ben de geleceğim. Bu halinle gel. Hayır, seninle geleceğim. Anlaşıldı. Tartışmak faydasız demek ki. Mişken de sana saldırı için suç duyurusunda bulunuruz. Hadi çıkalım. Emin misin? Gelmene gerçekten gerek yok. Ben suç duyurusu işini hallederim. Yorulup stres yaşamanı istemiyorum. Senin yanında evde olacağımdan daha iyi olurum. Ama kendini iyi hissetmezsen hemen söyleyeceksin. Çok mu acı? Yok, iyiyim. Neva Hanım hakkında bir gelişme mi var? Hakkınızda bir suç duyurusu var. Neva Demir Hanım'ın kaçırılma dosyasında baş şüphelisiniz. Cihangir. Hayır, bu doğru değil. Olay esnasında Neva'nın yanında ben vardım. Birlikte yürürken her şey bir anda olup bitti. Boynumda ani bir ağrı hissettim. Sonra kendimi kaybetmişim. Gözümü hastanede açtım. Eşimin bu konuyla bir alakası yok. İfadenizdeki bütün hususları kayda alacağız hanımefendi. Siz çıkabilirsiniz. Hakkında suç duyurusu olduğu için Orhun Bey'in ifadesini almak zorundayım. Ben de burada olmak istiyorum. Hanımefendi, prosedür gereği böyle olmak zorunda. Sen dışarıda bekle. Birazdan yanımda. Güven bana. Her şey çözülecek.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.